Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. İlk yarışmacıyı gördünüz. Evet, biraz moralim yükseldi diyebilirim. Yükseldi, ayıp be. Abi, olsun. Kendimden bir şey beklemediğim için yani Dilan Hanım kadar bir puan alsam benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Oo, kavgada söylenmez. Görüşeceğiz. Çıkışta görüşeceğiz geldi. Neyse biz sizi kollarız. Neler yapıyorsunuz Yiğit Bey? Neler yapıyorum? Bu yazım iyi geçti. Gezdim, çok arkadaşlarımla vakit geçirdim. Ne okuyorsunuz? Moleküler biyoloji ve genetik. Harika. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Çok güzel. Sizin peki çok bir beklentimiz yok diyordunuz ama... Güzel vakit geçirmeye yeni deneyimler. Aynen. Dilan Hanım sayesinde iyi başladık diye düşünüyorum. Umarım siz de arkada eğlenmişsinizdir Yiğit Bey. Peki, o zaman ufak ufak başlayalım. Bakalım kelimelerle aranız nasılmış? Bakalım. Bakalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça. Harf alayım. Harf alayım. Evet. Harf alayım. Harf aldık. Zorlanıyorum. Evet. Çeke. Değil. Çaka. Değil. Bildiğim bir şey mi acaba? Yani muhtemelen. Şoka, çeke, çö... Değil, çeki, değil. Tek bir sesli harf var. Çaka, çiki, çeke. Değil. Durdurayım. Durdurun. Çoko. Değil. Çuku. Değil. Çuku. Değil dedim. Çökö. Değil. Çeke. Değil. Çaka. Değil. Çiki. Değil. Çıkı. Çıkı. Çıkı doğru cevap. Biliyor muyumsunuz? Hayır. Bilmiyor musunuz? Peki. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl geliyor? 10 ülkenin topraklarından geçerek Karadeniz'e dökülen Avrupa kıtasının en uzun nehirlerinden biri. Tuna. Tuna doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. İsim soylu bir kelime soruyoruz. Buyursunlar. Metal pürüzü. Harf alayım. Verdik. Harf alayım. Evet. Bir şey gelmedi aklıma. Şeyli bir şey ne? Biliyorsunuz ya. Ne? Şu. Değil, alakası yok. Sabah yüzünüzü yıkar mısınız her sabah uyanınca? Arada. Mesela yıkamadığınız zaman öğlen... Çıp. Ya ne çıpı ya? Çapak. Çapak doğru cevap. Arada ne be Yiğit Bey? Allah Allah. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sıfat soracağız şimdi. Bakalım sorusuna. Kötü, uğursuz kişi. 5 harfli. Harf alayım. Harf verelim. H. Harf alayım. Bir şey gelmedi. Tıpta kötü huylu hücreler için de denir. Bir harf daha alın siz. Bir harf alayım. Evet. Allah Allah. Değil. Hop. Başka bir sesli harf koyun başa. Hup. Değil. Hup. Hop. Daha baştan. A, H. Evet. Habes. Habes. Değil. Durdurayım da. Durdurun. Şimdi yine hadi. Sesli harfleri gezelim. Habes, 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 habis. He? Habis. Habis doğru cevap. bayağı aslında kullanılır gerçekten. Özellikle şeyde tıpta. O yüzden oradan aklınıza gelebileceğini düşündük. Yanılmışız. Evet. Alt harflerle devam ediyoruz. Tek kelime ve hayvanlar aleminden bir arkadaşımızı soracağız size. Buyursunlar soru gelsin. Zarif ve hızlı koşan bir antilop türü. Çita. Çita. Antilop türü. Antilop çok iyi türü. Gidiyoruz. Evet. Harf alayım. Harf verelim. Y. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Allah Allah. Bunların yavrularının sekmeleriyle ilgili çok mevzu olur. Kanguru.
Seken alın beni buradan ya. Seken, bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Ceylan ya. Ceylan ya, doğru cevap. Ceylan. Antilop kafamı karıştırdı. Antilop türü mü oluyormuş ceylan? Evet. Antilop, zaten biz böyle bir her şey, yani her, nasıl söyleyeyim? Biz böyle genel olarak bir şey antilop demişiz, sonra bırakmışız gibi. Ama hepsinin öyle tek tek adı var. Bayağı çok da çeşit sahibi bu antiloplar. İnanır mısınız? Ben de işte bilgi. Gördünüz mü? Oldum size şey, belgesel kanalı. Hadi bakalım. Efendim, altı harflerle devam ediyoruz. İkinci altı harfli cevabımız isim soylu Türkçe kökenli bir kelime. Buyursunlar. Bir düşünceyi veya olguyu ifade eden genel terim. Olguyu. Harf alın. Fikir. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Harf aldık. Düşünceyi veya olguyu. Kavram. Kavram, kavram. Doğru cevap. Efendim, yedi harflilerden devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük soracağız. Mecazen çok kullanılıyormuş kendisi. Öyle bir notum var. Gelsin bakalım. Bu notu atacağız tabii. Dokunulduğunda eski biçimini kaybeden katı karşıtı. Harf alayım. Aldık. Katı değilse nedir? Akışkan diyeceğim. Hayır. Katı değilse sıvıdır, gazdır. Hayır. Yani sert değil demek ki. Yani? Yumuşak. Yumuşak doğru cevap. Çok özür dilerim. Ben gülmeye başladım çünkü Dilan Hanım kafasını vurdu. Evet. Ben de kesin görmedim. Görmedim efendim, duydum. Donk diye. O yüzden dikkatim dağıldı, yoksa size gülmedim. Yarışmanın tam ortasındayız. 2400 puanımız, 31 saniyemiz ve kafasını vurmuş bir Dilan Hanım'ımız var. Ne yapacağımıza daha hiçbir fikrimiz yok sevgili izleyenler. Yani. Beni buraya çok yakın oturttular. Efendim, sizi direğe çok yakın oturttum. Evet. Birincisi o direk değil öncelikle. Buraya dedim. Ha, buraya pardon, dedim. Çok özür dilerim. Yiğit Bey, çok az süremiz var. Fark yani ettim. Aslında çok iyi yarışıyoruz ama süremiz çok az. Biraz değil, bayağı azlanmamız lazım artık. Harf alayım, durdurayım artık. Gibi bakalım. Şeyler. Sanki işimize yararmış gibi. Gelsin bakalım ikinci yedi harfli kelimemizin sorusu. Vokalsiz, sadece müziği harf verilen alayım. Şarkılara ekrandan takip edilebilen şarkı sözleriyle eşlik etme oyunu. Karaoke. Karaoke, doğru cevap. Almasam da olurmuş. Evet, bakalım. Ben sizi durduramadım. Efendim, 8 harflilerdeyiz. Tek bir kelimeden oluşan cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bir sanatçının hazırlamış harf olduğu alayım. Parçalar, repertuar. Bilgi içinde kullanılır, kelime içinde kullanılır. Genel olarak kullanılır. Mesela kelime nokta noktası. Bağlam. Hayır, değil, değil. Repertuar. Başka ne diyebilirim? Bellek desem. Yok, olmadı. Sonunda da ek varmışçasına. Bilgi nokta noktası deriz. Ki onun kelime nokta noktası çok geniş deriz. Hazne. Neydi ya? Kelime. Ova, bayırdan artık nerelere geldi? Dağarcık olacaktı. Hiç beklediğimiz şekilde gelişmedi olaylar. Bu anlamda kullanıldığını bilmiyordum bu arada. Dağarcığın ne anlamda kullan? İşte kelime dağarcı olarak biliyordum ama aklıma gelmedi. Ha, bu repertuar olarak evet. Doğru, haklısınız. Bilmeyebilirdiniz. Ama ben dedim ki size kelime, bilgi. Suç bende. Hayır, bende. Bende. Çünkü Dilan Hanım kafasını vurduktan sonra benim için olaylar değişti. Efendim, 8 harfli bir diğer kelimemiz Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz kendilerini. Futbolda kalecilerin güç gösterisi. Harf alayım. Verelim. Harf alayım.
Futbolla hiç alakam yok ki. Peki. Futbolda böyle kaleci topu alır, dağın diye vurur ya, ona bir şey denir. Yani işte şöyle topu vurur, ta karşı kaleye kadar gönderir bazen. Ona bir şey diyoruz. Yani eyvah, dekolte falan diyeceğim ama oradan da sanırım. İmdat. İmdat mı? tekstille de pek alakanız yok, futbolda da yok. O yüzden degajman olacaktı. Gerçekten. Dilan Hanım'la ilgili çok ileri geri konuştunuz ve zannediyorum Allah çarptı Yiğit Bey. İlahi adalet. Ne? İlahi adalet diyorum. Efendim, dokuz harflerle devam ediyoruz. Tek kelimeden oluşan ve yapı meki almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bir yarışmaya katılan kimse, müsabık. Katılımcı, yarışmacı. Yarışmacı, doğru cevap. Efendim, diğer dokuz harfli kelimemizin sorusu geliyor. Arapça kökenli bir isim gelecek bakalım. Rahatına düşkün, keyif sahibi harf olan kimse. Ah, Ne? Ah. Diğeri neydi? Neyine düşkün derler? Mesela hiç böyle, şimdi onu nasıl, arkadaşlarınızla akşam dışarı balık yemeye gider misiniz? Bazen. Orada içtiğiniz içeceklerden bazılarını böyle soğuk kalsın diye bir şeye koyarlar. Onun adı da bu. Çıkmadı. Çıkmadı sevgili izleyenler, ehli keyif olacaktı. Doğru ya. Bildiniz mi? Bildim, biliyormuşum yani. O soğuk, soğutucu olarak gelen şeyin adının da olduğunu biliyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim ama yetiştiremedik. Efendim, 10 harflilerdeyiz. Bakalım nasıl bir soru sormuşuz. Gerekli gereksiz her konuda fazla titizlik gösteren, kuşkucu kişiler için kullanılan bir sıfat. Aa, o çok nokta noktadır. Pimpirikli. Evet, pimpirikli doğru cevap. 10 harfli ve son sorumuz geliyor. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soracağız. Gelsin bakalım. Bir kişiyi mecazi olarak sınava veya teste sokmak. Teste sokmak mecazi olarak. Bir kişiyi mecazi olarak sınava veya teste sokmak. Makmek. Ya şey gibi, mental açıdan bir sabır testi gibi düşünün. Size ben bir şey atsam ne yaparsınız? Tutarım. Yok. Topu tut, tabi tutmak. Topu tutmak mı? Yiğit Bey. Harika uydurdunuz. Ve gerçekten de Dilan Hanım'ın şeyi oldu. Ne diyeyim? Dilan Hanım'ı karma. Futbolun melekleri korudu. Ay, ne diyeceğimi bilemedim. Gerçekten karma oldu. Çok pis patladınız. Kesinlikle. Büyük geçmiş olsun. Olsun ama çok eğlendik. Eğlendim ben. Evet. Gerçekten. Ama siz de üzülmeyin. Dilan Hanım da kafasını vurdu. Yani bence şartlar eşit. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Umarım ederim. Tekrar karşılaşırız Yiğit Bey. Hanımlar, beyler, Yiğit Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.